Kiros milattan önce 530 yılında Orta Asya'da bir yerlerdeki bir savaşta kelleyi kaptırıp öldü gitti. Kurduğu devasa imparatorluğu da oğlu Kambis'e miras diye bıraktı. Bu Kambis sadece 8 yıl hüküm sürdükten sonra o da dünyamızı terk eyledi. Yunan kaynaklarına bakılacak olursa Kambis babası Kiros'un sakin tavırlarını pek de anlamışa benzemiyordu. Deli mi desem, aşırı öfkeli mi desem ben bilemedim. Tarihçiler de karar verememiş bu konuda. Volkanik bir karakteri var sanırım. Herodot'a bakılırsa deliydi. Ancak deli mi, yoksa öfke patlamaları yaşayan bir karakter mi vardı? Şu anlatacağım olaya kulak kabartın ve siz kendiniz karar verin. Herodot, Kambis'in hukukun üstünlüğünü sağlama çabalarıyla ilgili özellikle dikkat çeken bir olayı nakleder. Buna göre Sisamnes adındaki bir yargıç rüşvet alıp duruyor, parayı verenin düdüğü oluyormuş. Bu olayın haberini alan Kambis, Sisamnes'i koyun boğazlatır gibi boğazlattı, derisini de ya kendi yüzdü ya da yüzdürdü. Ancak her halükarda bayağı barbarca bir davranış. Daha sonra da Sisamnes'in derisini işlemden geçirtip yargıç koltuğunu kaplattı. Öldürttüğü Sisamnes'in koltuğuna da yeni yargıç diye Sisamnes'in oğlu Otanes'i atadı. Yani yeni yargıca, bak bakalım rüşvet alıp adaletsiz kararlar veren babana neler yaptım. O koltukta oturdukça bunu hatırlarsın da ayağını denk alırsın demeye getirdi. Satın alınan hakimlerin, savcıların bir ülkeyi ne hale getirdiğini tarihten günümüze çok iyi gördüğümüz için Sisamnes'e hiç mi hiç acımadım. Rüşvet alan hakime yaptıklarından dolayı Kambis'e deli denemez, olsa olsa vatansever bir yönetici denir. Ancak bu Kambis gerçekten deli idiyse harbiden de aşırı derecede etkili ve de yaratıcı bir deliydi. Ancak o kadar da deli olmamalı ki Mısır'ı fethettiğinde tıpkı babası Kiros gibi o da yerel adet ve dinlere saygı politikası takip etti. Mısır'ı fethettiğinde kendisini Tanrı Ra'nın oğlu ve Kraliçe Vajet'in hürmetkar sevgili hizmetçisi ilan etti. Mısırlı danışmanı Ulcu Horresnet'in ısrarıyla Tanrıça Neyt'in sunumunda secdeler etti, yerlerde yattı, yuvarlandı. Mısır'ın gelenek ve ritüellerini benimsedi, yerel tanrılara adaklar adadı ve tapınaklarını yeniden inşa etmelerine yardım etti. Tabi bu arada Mısır kraliyet kıyafetlerini giyip duruyor, aksesuar diye de Mısır'ın kutsal sembolü Uraeus'ta denilen kobra yılanı figürünü takıp takıştırıyordu. Anlayacağınız bayağı bir Mısırlılaşmıştı. Gören de sanırdı ki Persler Mısır'ı değil de Mısırlılar Pers ülkesini fethetmişti ve sanki Kambis de efendilerine yaranmaya çalışıyordu. Bu kadar da olmaz denilebilecek başka bir şey daha yapıp Mısır dinine geçti ya da geçtiğini söyledi. Çünkü Pers kültürünü Mısır'da dayatmak yerine kendisini Mısır tanrılarının bir takipçisi ve Mısır firavunlarının meşru halife olarak lanse etti. Tabi Kambis bir tek Mısır'ı değil, Fenike ülkesini, Libya'yı ve Batı Anadolu'da hala bağımsızlığını koruyan kimi Yunan şehir devletlerini de fethetti. Bu fetihler sayesinde Ahemeniş İmparatorluğu, Yakın Doğu ve Orta Asya'da irili ufaklı bütün büyük krallıkları içine aldı. Ayrıca Fenike ve Mısır donanmalarını da elde ederek Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada Pers İmparatorluğu'nu büyük bir deniz gücü haline getirdi. Ancak Kambis dönemi Pers İmparatorluğu'nun zirvesini teşkil etmez. Çünkü sadece 8 yıllık bir hükümdarlıktan sonra M.Ö. 522'de öldü gitti. Bu bakımdan biraz erken ölmüştür denilebilir. Nasıl öldü mevzusu ise biraz karışık. Delirerek öldü diyen var, İran'daki bir isyanı bastırmaya yetişeyim derken haldır haldır 4 nala at sürmüş, kaza sonucu bacağını kırmış, kangren olmuş, ölmüş gitmiş diyen de var. İran'da isyan koptuğu haberini alınca öfke krizi geçirip intihar etti diyenler var. Var oğlu var anlayacağınız. Ancak şu da var. Kiros'un erkek tarafından soyu Kambis'in ölümüyle tükendi. Kambis'in uzaktan bir kuzeni olan Darius kısa bir iç savaştan düşmanlarını veya rakiplerini ortadan kaldırdıktan sonra tahta oturdu. Ölene kadar da bir daha da kalkmadı. Dile kolay. Antik çağların sağlık koşulları da göz önünde bulundurulduğunda şöyle böyle bir 36 sene kadar iş başında kaldı bu adam. Çok da iyi bir hükümdar oldu. Mesela gitti Pers hakimiyetini Hindistan'a kadar genişletti. Bütün o Indus havzasını yani bugünkü Pakistan'ı ele geçirdi. Yunanistan'a kadar gidemediyse de Trakya ve Tuna nehrine kadar olan bölgeleri imparatorluğa kattı. Gerçi İskitlerin üzerine sefer yapayım derken canını zor kurtardı. Ama antik çağlarda hangi imparatorluk Ukrayna işlerine kadar gidebilmiş ki Darius da gidebilsin. Adam ölümlerden kurtuldu. Bir daha da tövbe etti, elini eteğini çekti oralardan. Tabi bu Darius Kiros'un ne çocuğu ne de torunu. Sadece akrabası. Bu yüzden de taht senin hakkın değil, çabuk kalk oradan diyenler ortaya çıktı. Bir iç savaş koptuysa da rakiplerini alt etmeyi becerdi. Ama bir meşruiyet sorunu olduğu belliydi. Bu yüzden gitti Kiros'un en büyük kızı Atossa ile evlendi. Bu evlilik meşruiyet sorununu bir dereceye kadar çözebilirdi ancak daha fazlası gerekliydi.
bunu da olağanüstü bir yönetici ve iyi bir asker olması sayesinde çözecek. Böyle hanedan dışından gelip de ülke idaresinin başına geçen adamlar için fetihler, ulufe dağımları, şunlar bunlar şarttı. Makarna bulgur dağıtamazsan, iktidara gelebilsen bile iktidarda kalamazsın. Darius da bunları bildiği için savaşmadığı zamanlarda imparatorluğunun yeniden organizasyonu için büyük emek verdi. Ahamenes İmparatorluğu'nun dünya tarihinin görüp görebileceği en görkemli, en sofistike imparatorluklardan biri haline gelebilmesi için uğraştı durdu. Yeni şehirler inşa ettirdi mesela, olanları da büyüttü. Örneğin Persepolis'i okurmamıştı ama köyden hallice olan bu yeri aldı, antik dünyanın mimari harikalarından biri haline getirdi. Dünya tarihinde ilk kez bir imparatorluğa standart bir para birimi uygulamasını da o getirdi. Daha önceden Asurluların öncülüğünü yaptığı yol yapma, köprü yapma siyasetini ciddi bir şekilde ele aldı, imparatorluğun her bir tarafını merkeze bağlayan son derece yoğun bir ulaşım ağı inşasını gerçekleştirdi. Ki imparatorluk içinde herkes rahatça seyahat edebilsin, her türden ticari meta bir yerden bir başka yere zahmetsizce nakledilebilsin. Askerler de sefer zamanı yolsuzluktan dolayı zayi olmasın. Tabi imparatorluğun inşası için gereken büyük parayı bulmak için de vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi ve bir standarda oturtulması gerekiyordu. Pers idari eyaletleri olan satraplıkların altın veya gümüş cinsinden yıllık sabit bir vergi vermesi konusunda düzenleme yaptı bu adam. Ama her satraplık aynı miktara verecek diye bir kural yoktu. Çünkü imparatorluğun bazı eyaletleri daha zengin ve daha gelişmiş iken bazı diğerleri de ekonomik olarak daha küçük boyutluydu. Gene Herodot'a bakılacak olursa Baktriya ve Indus satraplıkları yıllık 360 talent ödeyecekti. Bu talent dediğimizde bir ağırlık ölçüsü birimi. Antik Yunanlılarda bir talent 25 kilodur. Romalılarda 32, Yahudilerde ise 33 kilo kadar. Ancak Persler hakkındaki bilgilerimiz büyük oranda Yunanlılardan geldiği için bir talentin Yunan ölçü birimine göre 25 kilo civarında olması gerek. Eldeki kaynak belirtmemiş ama Pers İmparatorluğuna dair önceki söyleşilerden hatırladığım kadarıyla İndus satraplığı altın tozu cinsinden vergisini ödeyecekti. Mısır eyaleti 700 talent ve Moeris gölündeki balıkçılıktan elde edilen geliri ödemek zorundaydı. Bu Moeris gölü ise haritada gördüğünüz yer. Zamanında büyük bir tatlı su kaynağıymış. Günümüzde ise küçük bir tuzlu su havzası. Şimdilerde Fayyum Vahası olarak biliniyor. Merak edersiniz diye Fayyum Gölü hakkındaki bir belgeselin linkini açıklamalar kısmına eklerim. Biraz da dünyayı tanıyalım. Tabi tek vergi veren satraplıklar bunlar değildi. Mesela Babil, Persepolis'e 1000 talent, bir de 500 kadın genç gönderecekti. Etiyopyalılar işlenmemiş altın 200 tane abanoz ağacından kereste 20 fil dişi vermek zorundaydı. 5 tane de iri yarı Etiyopyalı genç erkek. Sebebi bilinmiyor ancak bazı halkların vergi ödemesi gerekmezken hediye şeklinde katkıda bulunmak zorundaydılar. Mesela bugünkü Gürcistan'da bulunan Kolhis Krallığı 100 erkek çocuk ve 100 kız çocuk şeklinde bir hediye göndermek zorundaydı. Hani günümüz Türkiye'sinden hatırlarsınız. Mesela işçi, memur veya emekli maaşlarına halkın umduğundan daha az bir zam yapıldığında dünya liderimiz çıkar, camları zangır zangır titreten o Davudi sesiyle "Bu zam az, ben biraz daha arttırıyorum" der, halkın gönlünü kazanır ya. Benzer bir şey Darius da yaparmış. Plutarkos'un naklettiğine göre Darius her satraplık için vergi miktarını en üst seviyeden belirledikten sonra yerel halka danışır, "Çok mu vergi alıyoruz?" diye sorar. Onlar da "Efendim evet" deyince hadi o zaman ben de vergi indirimi yapıyorum" der. %5, %10 ya da yerine göre %50, artık her neyse, o kadar vergi indirimine gider, halkın gönlünü kazanırmış. Nasıl olsa halk dediğin kitle yer böyle kurnazlıkları. Darius iktidarda kaldığı süre boyunca Ahamenes geleneği olan kültürel ve dini hoşgörü siyasetini devam ettirdi. Hatta daha da ileri götürdü. Gitti kendisini yeryüzündeki bütün milletlerin kralı olarak tanımladı ve bu tanımı hatırlatan bir ünvan takındı. İmparatorluğunun çok dilli olmasına özen gösterdi. Halkların kendi dillerini kullanabiliyor olmalarını önemsedi. Öyle ki kraliyet yazıtları birkaç dilde kaleme alınırdı. Sadece o değil, eyaletlerdeki satrapların çıkardıkları kanunlar, yayınladığı emirler de birkaç dilde olurdu. Bu yüzden Pers dönemindeki en prestijli mesleklerden birisi tercümanlıktı. Bu tercümanlar imparatorluğun her tarafına yayılmışlardı. Halbuki Darius çok büyük bir ihtimalle sadece Persçe biliyordu ve bir ihtimal okuması yazması da yoktu. Yani ümmiydi. Ancak Darius dünya tarihindeki okuma yazma bilmeyen tek hükümdar değildi. Ve okuryazarlık bir imparatorluğu yönetmek için de farz değildi. Burada cehaleti yücelteyim sanılmasın. Çünkü ümmilik ve cehalet aynı anlamlara gelmiyor. Ahamenişler imparatorluk içinde çok dilliliği yaşatma azimlerinin yanı sıra çok dinliliği de koruyup kollamaya özen gösterdiler. Tamam bu adamlar Ahura Mazda'yı en büyük tanrı ve Aryanların tanrısı olarak kabul ediyorlardı. Zerdüştlerdi.
Ancak ne Kiros ne de Darius asla kendi tanrılarını başka halklara dayatmadılar. Tam tersine Darius ve onun eyaletlere vali diye tayin ettiği satraplar yerel kültlere, yerel tanrılara büyük saygı gösterdiler. Darius aynı zamanda yerel sosyal yapıları büyük ölçüde sağlam bıraktı. Mısır hariç diğer halkların elitleri büyük oranda Pers kralını yabancı bir yönetici veya zorba olarak değil, siyasi istikrarın, sosyal düzenin, ekonomik refahın ve tabii ki kendi elit konumlarının garantisi olarak gördüler. Darius ayrıca yerel kanunları da düzenleyip uyguladı. Örneğin Mısır yargıçlarının Mısır'ın kadim kanunlarına göre aldıkları kararları destekledi ve hatta garanti altına aldı. Gene aynı şekilde Yahudilerin Tevrat'ın belirlediği kanunlara göre yaşamalarının da garantisiydi. Anlayacağınız imparatorluk dediğin şey çok dilli, çok dinli ve çok hukukluydu. Ülkede üniform olan tek şey imparatorun kendisi ve otoritesiydi. Ve o otoritesi sınırsız mutlak olabilecekken kendisi istikrar ve iç barış adına bu gücünü sınırsızca kullanmamaya özen gösterdi. Sonuçta imparator da olsan tek adam benim, bir tek benim sözler geçer, mallığına kapılmıyorsun, yoksa başını ağrır. Tabi bu adam o kadar farklı halklara, onların farklı gelenek göreneklerine, farklı hatta yeri geldiğinde çelişen taleplerine babasının hayrını anlayış göstermiyordu. Hoşgörü dediğimiz şeyden büyük kazançlar da elde ediyordu. Bir kere şöyle düşünün. Fethedilen halkları yok etmek veya asimile edip persleştirmek için kaynaklarını boş yere israf etmek yerine farklı yetenekleri, becerileri ve kaynakları kullanabiliyordu. Çoğu yerde canımsın, gülümsün, bir tanemsin diye diye bu bin çeşit farklı halkı imparatorluğun selameti ve geleceği adına kullandı. Onları ezmeye çalışarak çıkaracakları isyanları bastırmakla mı uğraşacaktı yani? Akıl vardı, mantık vardı. O böyle canım cicim diye diye dünyanın görmüş olduğu en görkemli imparatorluk başkentlerinden birkaçını da inşa edebildi. Mesela Susa şehri imparatorluğun idari başkentiydi. Buradaki büyük kraliyet sarayını inşa ederken Darius imparatorluğundaki en kaliteli malzemeleri ve en iyi zanaatkarları kullanarak en az 16 farklı etnik gruba mensup uzmanların, ustaların, işçilerin, şunların, bunların emeğinden faydalandı. Darius Susa şehrinin kitabesinde şunları yazdırdı. Yaptırdığım Susa Sarayı'nın malzemeleri çok uzaklardan getirildi. Pişmiş tuğlaları Babillilere yaptırdım. Sedir ağacından yapılan kirişleri Lübnan dağlarından buldum. Sarayın dekorasyonu için gereken fil dişlerini Etiyopya, Hindistan ve Arakozya'dan taşıttım. Arakozya dediği yer bugünkü Afganistan'ın güneyindeki bir bölge. Demek o zamanlar Afganistan'da bir yerlerde fil yaşıyormuş. Adam devam ediyor. Taş ustalarım İyonyalılar ve Sardyalılardı. Altın işleyen ustalarım Sardya ve Mısır'dan geldiler. Sardya dediğimiz yer de bugünkü Manisa civarı. Sarayımın terasını Medyalılar ve Mısırlılara yaptırdım. Say babam say. İmparatorluk içinde ne kadar halk varsa bir şekilde gelmişler ve çalışmışlar. Muhtemelen o zamana kadar hiçbir yerde bu kadar çok farklı etnik grup bir arada çalışmamıştır. İmparatorluğun çeşitli halklarından en iyilerini, en uzmanlarını işe almak sadece Darius'un değil, bütün Ahameneş krallarının temel prensibiydi. İmparatorluk saraylarında Mısırlı doktorları, Yunan bilim adamlarını ve Babil gök bilimcilerini bir arada görmek mümkündü. Yunan kaynaklarına göre Ahameneş kralları sürekli olarak ünlü Yunan düşünürlerini büyük ödüller vaat ederek hizmetlerine çekmeye çalışmışlar. M.Ö. 513'te Darius İskit seferi için Boğaz'ın Avrupa yakasına geçmek üzere bir köprü inşa ettirmek zorunda kaldığında bu iş için Pers veya Medyalı birisini değil Samoslu yani Yunan bir mimar olan Mandrokles'i seçti. Şöyle bir 30 yıl kadar sonra Darius'un oğlu Serhas bu sefer Çanakkale Boğazı'nı geçmek istediğinde üzerine ponton cinsi iki köprü yapılmasını emretti. Serhas bu köprülerin yapımında Fenikelilerin getirdiği beyaz ketenden halatlar kullanmıştı. Bu beyaz keten nedir, ne değildir diye merak ettim. İlginç de bir bilgiye ulaştım. Bu beyaz keten denilen ipler veya halatlar İspanya'da üretiliyorlar. Halbuki İspanya binlerce kilometre ötede bir yerlerde. İmparatorluklar böyledir. Kolları dünyanın dört bir yanına uzanır. Tabi imparatorluğun kolları imparatorluk içinde de dört bir yana ulaşıyordu. Perslerin bu konuda yetenekleri sonraki imparatorluklara da ilham olacak. Şöyle ki Persler fethettikleri ülkelerin halklarında da askerler devşirecekler ve Pers orduları sayısal anlamda muazzam boyutlara ulaşacak. Gerçi ilk başlarda, yani Kiros'un fetihler serisini sürdürdüğü yıllarda Pers ordularının neredeyse tamamı Perslerden veya Medlerden oluşuyordu. Açıkçası Medler ve Persler arasında öyle de büyük bir etnik veya kültürel fark yoktu. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Öyle bir şeydi işte. Öyle ki Yunanlılar ve Mısırlılar Med ve Pers kelimelerini aynı anlamda kullanıyorlardı. Bu ilk dönem Pers ordusunun çekirdeğini de ölümsüz on binler Tugay'ı oluşturuyor. Yani bu Tugay'dan bir asker ölünce veya başına bir şey gelince
Yerine hemen yeni bir asker alınıyor ve takım hiç bozulmuyor. Sürekli olarak 10.000'de kalıyor. İmparatorun güvenliğinden sorumlu muhafızlar da bu Tugay'ın içinden çıkıyordu. Şöyle bir 1000 askerden oluşan bir kuvvet. Bu imparatorluk büyüdü ve gitgide çok daha uzak coğrafyalara yayıldı. Tabii eldeki Pers ve Med insan kaynakları bu coğrafyayı koruyacak durumdan uzaklaştıkça da uzaklaştı. Yani bu adamların sayısı artık yetmiyordu. O zaman ne yapılmalıydı? Fethedilen topraklardan insanlar devşirilmeli, Pers ordusuna katılmalıydı. Bu ise zorla olacak bir iş değildi. İkna yolu ile veya mükafat yolu ile şunla bunla veya binbir türlü başka bir yöntemle olacaktı. Dolayısıyla Darius zamanına kadar Pers ordusu inanılmaz derecede çok uluslu bir şekle büründü. Ancak en tepe noktada illaki ve daima Pers bir komutan olacaktı. Her eyalet Pers ordusuna birlik göndermek zorundaydı. Ve her bölge kendi adetine, kültürüne, geleneğine göre silah taşır, kılık kıyafetini ona göre giyerdi. Dolayısıyla bu ordu aslında üniform bir ordu değildi. Mesela Pers piyadesi uzun yaylar, kısa kılıçlar ve hasır kalkanlar taşıyordu. Zırhlarının üzerine renkli tunikler giyiyorlardı. Kafalarına ise keçe şapkalar takarlardı. Ya da Alarodyalıları ele alalım. Bu Alarodya denilen ülke bugünkü Ermenistan, Batı Azerbaycan civarında bir yer. Muhtemelen Urartuların soyundan geliyorlar. Ve bu askerler kafalarına tahta miğferler geçiriyorlarmış. Ya da Paflagonyalılar miğfer yerine kafalarına bir çeşit örgülü sarık takıyorlarmış. Bu Paflagonya ise bugünkü Sinop, Zonguldak civarındaki bir halk. Hititlerin soyundan arta kalanlar oldukları söyleniyor. Bir de Pisidyalılar var. Bunlar da Antalya, Isparta hattında meskun bir halk. Hint, Avrupa kökenli olduklarına inanılıyor. Bu adamlar da boynuzlu, süslü, bronz miğferler takınıyorlar. Mor renkli pantolonlar veya taytlar giyiniyorlar. Savaşçıdan ziyade moda sektöründe emek veren mankenlere benziyorlar. Ayrıca Persler, savaş yetenekleriyle bilinen Yunan paralı askerlerinden ordularında birlikler barındırıyorlardı. Şayet Yunanlı tarihçilere inanacak olursak, uzun vadede bu Yunan paralı askerler Pers ordusunun krem tabakası haline gelmişlerdi. Orduları böyle rengarenk olan Perslerin donanması ne alemdeydi derseniz, o da şöyleydi. Donanmanın liderliği Fenikelilerdeydi. Arada Yunanlı denizciler de bulunurdu. Veya Anadolu'nun Yunan kökenli olmayan ancak denizle haşır neşir halklarından da donanmayı alınanlar var. Ancak bu donanmanın çekirdeğini kesinlikle Fenikeliler oluşturuyor. Uzman denizciler bunlar. Perslerin kendisi belki denizci değildi ama deniz ticaretini sonuna kadar teşvik ettiler ve Fenike tüccarları Pers yönetimi altında inanılmaz bir gelişmişlik seviyesine ve zenginliğe ulaştı. Aslında bunun çok temel bir sebebi vardı. Perslerden önce kendi şehir devletlerinin savunmalarına da para ve adam ayırmak zorundaydılar bu Fenikeliler. Şimdi ise Perslerin koruması altındaydılar ve bütün enerjilerini deniz ticaretine verebilirlerdi artık. Pers hükümdarları da Fenikelilerin bu artan dış ticareti sayesinde gümrük vergilerinden çok büyük bir kâr elde ediyorlardı. Win-win yöntemi. Tabi Persler Mısırlıların ve Yunanlıların deniz kuvvetlerinden de faydalandılar. Darius'un yönetimi altında İyonyalı Sikilax adındaki o dönemin namlı bir amirali keşif seyahatlerine çıktı. İndus nehri boyunca güneye doğru ilerleyerek Hint okyanusuna ve ardından Mısır'a kadar uzanan bir keşif seyahatine girişti. Persleri böyle öve ve göklere çıkarıyorum gibi de anlaşılmasın. Geçmiş dönem imparatorluklarını modern dünyada kullandığımız kavramlarla anlatırken anakronizme düşme tehlikesi her zaman var. Hoşgörü politikası Ahamenişlerin bir şiarıydı ancak zor kullanmaya da sıklıkla başvuruyorlardı. Yoksa etnik halklardan hiç kimse koşa koşa askere gitmiyordu. Veya zanaatkarlar kendi yurtlarından ötelerdeki Persepolis'e kanat takıp uçarak gelmemişlerdi. Yani Perslerin en ileri devşirme sistemi günümüzde bir futbol kulübünü 12 yaşındaki genç bir yeteneği kazandırmak için harcanan çaba ile karıştırılmamalıdır. Şayet bir mermer ustasına imparatorun sarayında çalışacaksın denirse adamın istenen yere gitmekten başka bir seçeneği yoktur. Gördüğünüz üzere bireysel özgürlük veya sözleşme özgürlüğü gibi şeyler Pers dünyasının temel prensipleri değildi. Yeri geldi mi pek de bir gaddar olabiliyorlardı. Mesela Darius'un kendisine karşı mücadele edenlere karşı zalimliği ünlüdür. Adam yakaladığı muhaliflerden her kim varsa kızığa oturtup öyle öldürüyormuş. Sisantakma adındaki Sagartian halkına mensup bir asi lideri yakaladığında Darius kendi ifadesine göre aktarırsak adamın hem burnunu hem de kulaklarını kesti, bir gözünü çıkardı ve onu sarayın dış kapısında bir direğe bağladı ki gelen geçen şahit olsun. İmparatora yani veli nimete isyan etmek neymiş görsün de ders alsın. Ama Sisantakma orada ölmeyecek. Darius onu alacak, kazığa oturtacak da anca hayfını çıkartacak. Darius abimiz bir başka asi olan Medyalı Fravartes'e de benzer bir tarife geçiyor. Burnunu, kulaklarını ve dilini kestim. Bir gözünü oydum. Herkes onu görebilsin diye sarayımın kapısında zincirledim. Ardından da bu asiyi Ekbatana'da kazığa oturttum.
Demek bu asi lider Faravartes çok konuşmuş olacak ki Sisan takmadan farklı olarak bir de dilini kestirmiş Darius. Ancak bunları duyduktan sonra vay adi Persler ne de gaddar adamlarmış la bunlar gibi bir düşünceye hiç mi hiç kapılmayınız. Çünkü bütün devletler bugün bile ama gizliden ama açıktan bu tür vahşetleri bir güzel işlerler. Devlettir cinayet işler. Pers İmparatorluğu'nun hoşgörü politikasına bakıp başka bir konu hakkında da yanılgıya düşmeyelim. Burası egaliteryen, yani modern anlamda eşitlik anlayışına dayanan bir hukuk yapısına sahip değil. Burada imtiyazlılar zümresi var, belli bir hiyerarşi var ve o hiyerarşide yer alabilmek için doğuştan gelen bir hakkınızın olması gerekiyor. Sonradan çalışarak edinilmiyor. Bir kere imparatorluk içinde Persler doğal olarak en tepede yer alıyorlar. En tepenin tepesinde, yani hiyerarşinin zirvesinde imparator var. Ve güç onun ellerinde yoğunlaşmıştı. O neredeyse yetki de güç de oradaydı. Adamların bir tane değil, birkaç tane başkenti vardı. Benim bildiğim bir 5 tane falan var. Susa var, Persepolis var, Ekbatana var, Babil var, Pasargade var, var oğlu var. Daha başka başkentleri de varsa hiç mi hiç şaşırmam. Ahamenes imparatorları da mevsimine, iklim koşullarına veya keyiflerine göre artık hangisine uyuyorsa başkentten başkente dolaşır dururlar ve kendileriyle beraber devasa büyüklükteki bir bürokrat ordusu da imparatoru takip eder. Hiyerarşinin ikinci basamağında ve hükümdarın hemen altında aslında bir çeşit mini krallar olan satraplar vardı ve bunların çok büyük bir kısmı Pers'ti. Arada istisnai olarak şayet hükümdarın gözüne girmiş, çok özel, çok güvenilir birisi varsa al sana da bir satraplık verelim denildiği olurdu. Ancak bunlar istisnai durumlar. Bu satrapların altında, yani hiyerarşinin üçüncü kademesinde, imparatorluk genelindeki en yüksek rütbeli pozisyonlar da Pers aristokrasisinin elindeydi. Herodot Persler için şöyle bir şeyler der. Bunlar kendilerini her bakımdan dünyadaki herkesten daha üstün görürler. Kendilerini medeniyetin merkezine koymuşlardır ve coğrafi olarak bu merkezden uzaklaştıkça halkların da medeniyet seviyesinin düştüğünü düşünüyorlardı. O kadar görkem, şatafat ve zenginlikten sonra son derece normal bir düşünce. Olumsuz yanlarına rağmen bu Persler gene de antik çağlar açısından anormal büyüklükteki bir imparatorluğu 200 yıl boyunca belli bir beceriyle yönetmeyi de başardılar. Yönettikleri halkları genel olarak kendi hallerinde bırakmaları, hayat tarzlarına, inanç biçimlerine karışmamaları sebebiyle de hem az sayıda isyan hareketi ortaya çıktı, hem de çıkanlar genelde dar alanda kaldılar ve kolayca bastırıldılar. İmparatorlukların mutfağı da meşhur olur. Çünkü çok uzak coğrafyalardan çok değişik yemek tarifleri, çok değişik yemek malzemeleri gelir. Bu yönüyle Pers kültürü inanılmaz derecede kozmopolittir. Nasıl ki o meşhur Pers bahçelerinde en nadide çiçekleri yetiştirir, içini egzotik hayvanlarla doldururlar, gene aynı şekilde kraliyet sofraları yönetimleri altındaki ülkelerin sunabileceği en seçkin ve en egzotik yiyeceklerle dolu olurdu. Arap coğrafyasından deve kuşu, Karmaniya'dan yani günümüzdeki İran'ın Kirman bölgesinden akantus yağı, Fars körfezinden balık, Eol'deki Asos buğday tarlalarından tahıl ve Babil'deki çok özel olarak kurulmuş nadide bahçelerden özel hurma gelirdi. Bu akantus yağı nedir diye merak ettim, aradım taradım ve buldum. Bu yağ yemeklerde değil de kozmetikte kullanılıyormuş. Vallahi şuna bir bakın işte, sanki biraz zakkumu andırıyor. Akantus molis diye bir bitki. Cilt bakımına yarıyormuş. Kadınların ilgisini çeker herhalde. Neyse işte. Bu Pers hükümdarlarının damak tadı için öyle acayip acayip şeyler geliyordu gelmesine de orada da durmuyordu. Çünkü imparatorların kendi uzman bağcıları varmış. Bunlar imparatorluğun her bir karışını araştırarak imparatorun damak tadına hitap edecek en kaliteli şarapları da bulmaya çalışıyorlarmış. Bir tek onlar değil tabii. İmparatorun aşçıları da aynı şekilde imparatorluğun en uzak köşelerine kadar giderler, en leziz yemek tariflerini ve en kaliteli yemek malzemelerini araştırırlardı. Tabi hükümdarın beğenisini kazanan yemeğin aşçısına veya aşçılarına da cömert ödüller verilirdi. Perslerin bu görkemli yaşamına uzaktan bakan bu fakir Yunanlılar, Pers yemeklerinin aşırılığını ve ihtişamını küçümseyici bir tavır takındılar. Ben de olsam uzanam adam ciğeri bunlar derdim. Baksanıza Herodot'un demesine göre bırak imparatorları, sıradan Persler bile doğum günlerinde fırında bütün olarak pişirilmiş bir öküz veya bir at veya bir deve veya bir eşek yerlermiş. Gariban, ezik, yoksul Persler ise sadece bütün bir koyun veya keçi pişirebiliyorlarmış. Vah vah vah. Herodot'tan devam edersek, Perslerde birçok çeşit tatlı vardır. Farklı yemekleri ayrı ayrı servis edilir. Bu adet Yunanlıların masadan aç kalktığını söylemelerine sebep olmuştur. Çünkü biz sadece bir çeşit yemek yiyebiliyorduk. Kraliyet ziyafetleri çok farklı bir boyuttaydı. Zonguldaklı Yunan filozof Heraklides'e göre Pers imparatoru için günlük 1000 hayvan kesilirdi. Tabii bu rakam size abartı gelebilir.
Ancak bu bin hayvan sadece kral veya yedirip içirip işkembesini doldurduğu asalak takımına değil, çok büyük bir ihtimalle muhafız alayındaki askerler için de kesiliyordu. Hükümdarın yiyip içip zıkkımlandığı tabağıdır, çanağıdır, kadehidir, bütün bunlar ya altından ya da gümüştendi. Ayrıca 300'den fazla müzik konusunda eğitilmiş kraliyet cariyesi, kralın ziyafet sofrasında yemek boyunca arp çalmak veya şarkı söylemek için hazır bulunurdu. Bu Ahamenes sarayları fethedilen krallıklardan ödünç alınan mimari tazları birleştirerek ortaya çıkmış, imparatorluğun bütününü temsil eden metaforlardı. Ahamenes kralları da Asur, Babil, Mısır ve diğer yabancı unsurları mimari açıdan binalarına ve anıtlarına yansıtmışlar, önceki imparatorluklarla devam halinde olduklarını iddia etmişler. Açıkçası ellerinde toplanmış o inanılmaz gücü hoyratça kullanarak hakimiyetleri altındaki halkları homojenleştirmeye, İranlılaştırmaya çalışmadılar. Tam aksine imparatorluğun muazzam etno-kültürel çeşitliliğini korudular. Bu yönüyle gerçek bir klasik imparatorluk olduklarını da göstermiş oldular. Ancak bazı şeyler de zaman içinde ters gitmeye başlayacak. İşte o ters giden şeyleri de gelecek bölümde anlatırız artık.